Narin cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan tutuklu Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran ile Narin'in kuzenleri İsa ve Şeyma Kaya, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Narin'in kuzenleri İsa ve Şeyma Kaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kasten öldürmeye iştirak suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Narin'in yengesi Hediye Güran ise tutuklandı. Hediye Güran'ın ifadesi ise cinayeti aydınlatacak detaylar içeriyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran ile soruşturmanın seyrini değiştirmek için sahte ihbarlarla görevlileri farklı yerlere yönlendirdikleri ve verdikleri ifadelerinin çeliştiği belirtilen Güran ailesinin akrabaları İsa Kaya ve Şeyma Kaya da gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Narin'in kuzenleri İsa ve Şeyma Kaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Narin'in yengesi Hediye Güran ise kasten öldürmeye iştirak suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Hediye Güran tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 12 oldu. Hediye Güran ifadesinde, "Ben olay günü Narin'i hiç görmedim. Yüksel'in evine iki defa gittim ama bir olaya şahit olmadım. Ben eşime ait olan Salim'in kullandığı aracı kesinlikle görmedim," dedi. Hediye Güran, "Salim'le aranızda herhangi bir ilişki var mı?" sorusuna, "Kesinlikle böyle bir şey yoktur," yanıtını verdi. "Salim'le aranızda herhangi bir ilişki olmadığını söylemenize rağmen, telefon ve HTS kayıtlarında 26.07.2024 saat 13.22'de Salim'in sizi araması üzerine 25 saniyelik sesli görüşme gerçekleştirdiğiniz, 16.07.2024 günü saat 17.30, 17.31, 17.34 ve 17.37'de Salim Güran'ın size 4 kez cevapsız çağrı bıraktığı 03.08.2024 günü saat 22.29'da sizin Salim Güran'a cevapsız çağrı bıraktığınız, yine WhatsApp üzerinden 10.04.2024 günü sabah saat 5.40'da Salim Güran'ın size cevapsız çağrı bıraktığı ve 28.09.2023 günü saat 19.08'de Salim Güran tarafından size mesaj atıldığının tespit edildiği bu cevapsız çağrılara, WhatsApp mesaj içeriğine ve sesli görüşme kayıtlarına ilişkin diyecekleriniz nelerdir?" sorusu soruldu. Hediye Güran, "Cevapsız çağrılara ilişkin diyeceğim yoktur. Benim bu cevapsız çağrılardan haberim yoktur. 25 saniyelik sesli görüşme ise tam olarak hatırlayamamakla beraber Salim'in eşi Melek'le yapmış olduğumuz görüşme olduğunu düşünüyorum. WhatsApp mesaj içeriğini ise hatırlamamaktayım," yanıtını verdi. Hediye Güran, "Narin'in kaybolmasından sonra cep telefonunuzu değiştirdiniz mi? Değiştirdiyseniz neden böyle bir ihtiyaç duydunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi. "Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonumu değiştirdim. Benim cep telefonum bozuktu ve camı kırıktı. Eşim de bana cep telefonu aldı. Eski cep telefonum da evde bulunmaktaydı. Eski telefonumu beni almaya gelen jandarma görevlilerine rızamla teslim ettim," dedi.